Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Baştan söyleyelim, bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmayın. Şimdi e, bilginin nimetlerinden faydalanma zamanı. Özellikle biraz Türkiye ekonomisini e, e, önümüzdeki günlerde okuyan e, yatırımcılar e, bu tarz hamleleri mutlaka yapması gerektiğini düşünüyorum. 2024 yılı içerisinde dikkat çeken, dikkatleri üzerine çeken şirketlere bakacağız. Bu şirketlerin bazı kuralları var, bazı özellikleri var. Bu özellikler sayesinde 2024'te birçok şirketten daha fazla ayrışabilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bazı kriterlerimiz var. Mesela ROIC, e, bu burası bizim için önem arz edecek. E, çünkü yani Türk e, Türkiye'de sermaye yatırım getirisi anlamına geliyor. İhracat oranı, e, biliyorsunuz ki e, Mehmet Şimşek'in de demiş olduğu gibi e, şirketlerimiz iç pazar çok daralacak dedi. E, kendi başlarının çarelerine baksınlar dedi. Ve o yüzden ihracat oranı yüksek olan şirketler burada bir tık e, önde olabilme ihtimali var. E, dolar düşecek falan diyorlar ama yani doların düşeceği de yok. Zaten normal ederi 32-33 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şu an itibariyle real anlamda e, doların da şu an e, bir marjı var gibi duruyor. E, şimdi bu e, veri akışlarına baktığımızda e, bu iki tane önemli veri bizim için önemli olacaktır. Bunlar, bunların üçüncüsü öz kaynakarlılığı karlılığı e, yine aynı şekilde bizim için çok önem arz edecek bir veri akışıdır ve net yabancı para e, pozisyonu piyasa değerini oranladığımızda buradaki oranda bizim için önemli olacak. Bizim amacımız e, iç pazar daralırsa e, özellikle yurt dışına e, satış yapan e, belli bir potansiyeli olan şirketlerin e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ciddi anlamda Ayrışabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ee, şimdi buna bir bakalım. Şimdi değerli dostlar öncelikle ROE ile bir başlayalım. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda e, buradaki şirketler e, çıkıyor. ROE e, bizim için yani bir şirketin verimli e, ölçümede çok önemli bir metrik olduğu için e, buraya eklemeye çalıştım. Sonuçta e, şirketin sağlam bir iş modeline ve karlılığa sahip olduğunu gösteren bir metriktir. O yüzden RO için yüksek olması şirketin sermayeye göre ciddi anlamda yatırım yapılabilir anlamını taşıyor. Elbette ki yeterli bir verimidir tek başına değildir. Onun için öz kaynak karlılığı, ihracat oranını, FD Favok'unu, FD satışını buradaki kalemleri sizlerle beraber bakacağız. Şimdi öncelikle için en fazla yüksek olan şirketlere baktığımızda burada Türkler, Pagyo, Aghol, Trgeo, İşgeo, Pardus, Dap Silver İlk etapla birçok GE şirketleri karşımıza çıkmış G -E olar. Bizim amacımız hem ROIÇ'i yüksek olsun, hem ihracat oranı yüksek olsun, hem de öz kaynak karlılığı da bizim için tatmin derecede yüksek bir seviyede en azdan %50-%60'ın üstünde olsun ki enflasyonun da üstünde bir getiri sağlayabilsin. Şimdi burada büyükten küçüğe doğru sıraladığımda ihracat oranı en fazla olan şirketler ve ROIC değerlerimiz var. ROIC değerlerimizde burada bazı filtrelemeler yapmış, bazı renklendirme yaptım. Burada eksi olanlar benim için önemsizdir. Burada ROIC değeri ideal şekilde olan şirketlere bakacağız. Şimdi öncelikle ihracat oranları en yüksek olan şirketlere bir bakalım. Bunlar hangilerimiş? Şimdi Magen var. Magen'in normalde ihracat oranı bu kadar yüksek değil. Sadece yurt dışı gelirleri bir anda bu son çeyrekte çok iyi olduğu için hatta yurt içi gelirini yazmamıştı. Sadece yurt dışı geliri çok fazla yazdığı için burada %100 gibi duruyor ama bu rakam e, çok böyle güvenilir bir rakam değil. Ama mesela burada Kasa var, Yonga var, Rigo var, Elite, Türk Hava Yolları, Hatek, ERCB, Avot, Burva, Açsel, BMSTEL, Sun Tekstil, Anele, Kervangda, Uluğun, Berkosan, Parsan, Atex, Frotto, Alarco Holding, Uluse, Kocaer, Talman, Vespe, Jansa, Dokta, Otkar, MTR, Klimasan, Vestel gibi şirketler varmış. Yani ihracat oranı en fazla olan şirketler burada. Geriye kalanını da buradan takip edebilirsiniz. Ekran görüntüsünü çekebilirsiniz sizlerde. Şimdi ihracat oranı yüksek olacak bu bir. İkincisi... ROIK değerimizde minimum böyle bir %50'nin üzerinde olsun. Şimdi burada baktığımızda Türk Hava Yolları dikkat çekiyor. Burada Elite'yi de alabiliriz aslında %50'nin üstünde olduğu için. Elite'de gayet güzel günlük getirisi de %4,48'miş. Türk Hava Yolları 3,88 seviyesinde kapatmış günlük getirisi. Gayet güzel son günlerde iyi bir hacim ve para girişi söz konusudur. Şimdi burası bizim için önemliydi. Bu iki veri tamamıyla birbirini tuttu gibi duruyor. Öz kaynakarlığına baktığımızda e, öz kaynak karlılığı çok iyiymiş. Burada e, Türk Hava Yolları'nın da önüne geçmiş. Türk Hava Yolları e, öz kaynak karlılığında e, maalesef eee evet evet %30'a yakınmış. Biz istiyoruz ki %60, %70 seviyelerinde olsun. Ama e, böyle havacılık sektöründe öz kaynak karlılığı böyle çok yüksek seviyelerde olan şirket kolay kolay bulamazsınız yurt dışında da. E, şimdi burada baktığımızda evet kriterlerimizi karşılayan Elite ve Türk Hava Yolları varmış burada. İracat oranına baktığımızda %92'miş Türk Hava Yolları'nda Elite'ye baktığımızda yine %92'miş. Royce değeri Elite'de %53'miş. Türk Hava Yolları'nda %76 seviyesindeymiş. Bunlar bizim için e, gayet e, makul değerler olarak karşımıza çıkıyor. Burada Hatek var, ERECEBE var, AVOT var. Buradaki roit değerleri çok düşüktür. ERECEBE burada ihracat oranı yüksek olmasına rağmen e, roit değeri hala çok istenilen seviyede değil. Hele ki Hattek, özellikle biliyorsunuz ki bu Hatay'daki depremden dolayı çok ciddi anlamda etkilenmişti. E, faaliyetlerini durdurmuştu. Ondan sonra sigortayla da Anadolu sigortayla uzlaşmaya gittiler sigorta net olarak paralarını veremediler ee, en sonda da sanırım eee yaklaşık 600 milyon TL'lik e, bir e, para e, vererek HTK para vererek e, o olayı da kapatmış oldular. O da şirketin bu bilançoda net karı e, güzel olabilme ihtimali var elbette ki. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şirket var. Özellikle bu son zamanlarda bahsettiğimiz e, ihracat oranı %83'müş. Burva e, Royce derimiz değerimiz %93'müş. Piyasa değerimiz çok küçükmüş. Günlük getirimiz de %10'muş. Cuma günü de tavandı. Öbürsü günde tavandı. Yani bu kısa süre zarfı içerisinde %40'a yakın bir getiri elde etmesine rağmen baktığımızda hala ilk sıralarda kendine yer edilmiş durumdadır. Özkayna karlılığına da baktığımızda gayet güzel seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Net borç da baktığımızda gayet e, güzel bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Yani buranın içerisinde aslında dikkat edilmesi gereken hisselerden bir tanesi Burgaymış ve son e, bir e, son iki haftalık performansına da baktığımızda şirketin gerçekten e, güzel bir getiriye sahip olduğunu görebiliyoruz. Hemen buradan burva yazdığımızda aslında son bir ayla bir getirisine bakalım. Evet son bir aylık getirisi %44'ün üstündeymiş. Gayet güzeldir. Burada da zaten şu grafiği gördüğünüzde şirketin aslında toparlandığını görebiliyoruz. Bir de çok küçük bir şirketler dostlar. Yani şuradan görebilirsiniz. inanılmaz derecede düşük bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi Ondan sonra Aysel varmış. Aysel'de ihracat oranı 80'miş. E, Royce değerimiz 39 seviyelerinde 40'a yakınmış. Fede yok. E, öz kaynak gayet güzelmiş. Kaldırat oranında idare edermiş. E, burada yine aynı şekilde dikkat çeken şirketler arasında yer alabilme ihtimali var. Burada aşağı doğru geldiğimizde e, şey varmış. Yani mesela e, Sun Tekstil var. E, tekstillere baktığımızda değerli dostlar yani PMI'lara baktığımda daha doğrusu tekstil her zaman en dip seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Bu son verilerle beraber özellikle iki tane sektör çok önemli ayrışıyor. Yani bunlardan bir tanesi gıda sektörü, eee gıda perakendeciliği çok iyi veriler. Hala elinin altına düşmedi PMI'lar. E, ikincisi ise deniz ve taşımacılık, lojistik. Ya yani bunlar da son 1-2 haftada inanılmaz derecede yükseldiğini görebiliyoruz. Hatta şöyle de veri paylaşımı yapıyorum haplı bilgiler Twitter sayfasında. Son 2 yılın en yüksek seviyesini görmüş bulunmaktalar. Tabi pazartesi günü sabahleyin o açılışları da önemli olacak. Orada da ekstradan bir açılış gerçekleştirilirse Burada özellikle bir iki tane hisse var. Onların üzerinde özellikle paylaşmaya çalışacağım katıl bölümünde. Hala veriler çok böyle tatmin edici seviyelerinde mi? Özellikle son bir buçuk yılın evet ciddi manada seviyesinde fiyatlar yüzde 60 yüzde 70 seviyesinde artmış. Yani konteyner fiyatları ciddi anlamda artmış. Burada şirketlerin karlılığı açısından gayet önem arz edecek bir veri akışıdır. Bu tarz verileri de mutlaka takip etmekte fayda var. Şimdi burada aşağı doğru geldiğimizde Aysel evet dedik idare eder ama burada Suntex Suntextil daha güzel bir ona var ama sektörü çok kötü olduğu için ona bir şey diyemiyoruz. İş pazar çok daralacak ama burada %80'in üstünde yurt dışı geliri olduğu için aslında böyle çok da olumsuz bir bilanço göndermeyeceğini bize uç aşağı beş yukarı burada göstere e, gösterdiğini söyleyebilir ama normal şartlarda e, tekstiller çok kötü olduğunu da söyleyebiliriz şimdi aneleeye baktığımızda burada gayet güzel ihracat oranı yüzde55 e, o işlerimiz yüzde 73 seviyesindeymiş buraya baktığımızda böyle dikkatimizi çeken bir husus varmış net borç favuklar eksilerdeymiş e, Bu da gayet güzel e, Anel'e de e, bizim kriterlerimizi karşılayan şirketler arasında yer alıyor. Burada kervan gıdaya baktığımızda bu da kriterlerimizi karşılıyor. %50'nin üstünde ROEK değerimiz var. E, %75 seviyesinde de e, ihracat oranı var. Şirket e, ürünlerinin %75'ini e, dışarıdaki pazara sattığını burada görebiliyoruz. E, burada uluğun varmış. E, ROEK değerimiz e, bir tık düşükmüş. Berkosan var. Berkosan gayet güzel gibi duruyor. Özellikle ROE değerinin 50'ye yakın seviyelerde olması, ihracat oranının da %72 seviyesinde olması bizim için olumlu bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada Froto var. Froto'da e, ROE yüzde %194 seviyesinde. ihracat oranımız da %71 seviyesinde. Biliyorsunuz ki otomotiv sektörü e, özellikle faiz artışlarından ciddi anlamda darbe yiyor. Yani faizlerin artması otomotiv e, sektörünün düşmanıdır. Bunu bilmek gerekiyor. Tekstil e, sektörünün düşmanıdır. Ama şimdi bu e, frotoya baktığımızda ihracat oranı %71 seviyesinde olmasına rağmen ee, bu çok böyle olumsuz cümlesini kullanmak istemiyorum. Çünkü düşünsenize yani 100 birimlik maldan %70'ini yurt dışına satıyorsunuz. İçeride ne kadar daralma olursa olsun Evet %30'luk bir daralma olacaktır. Yani mutlaka satışlarına etki edecektir. Daha önce örnek diyorum 10 milyon TL'ye sattığı bir otomobili, bir arabayı, bir transformatörü, bir bilmem saçma sapan bir şeyi, bir aracı, bir gereci şu an itibariyle artık mecburen 7 milyona satmak zorundadır. Çünkü yani adam almaz ki. ya yani faizler çok yüksek. Eskiden faizler çok düşüktü. Krediyle alabiliyordu bir şekilde. Bankaya gidiyordu. Banka diyordu ki tamam ben verebilirim sana. Şimdi burada aşağı doğru geldiğimizde Ulusede varmış. Yine aynı şekilde oranlar çok güzelmiş Ulusede. Ee, Alarko Holding'de de oranlar gayet güzelmiş. %70'e 55. Koca Erçelik gayet güzeldir. Demir Çelik diyoruz daralacak falan. Gerçi şu an Demir cevheri ciddi anlamda e, toparlanma aşamasında Kocaer'de de burada etkilenecek şirketler. Vesbe yine beyaz eşya sektörü inanılmaz daralacak. Yani bunu biliyoruz artık. Kusursuz bir bilançoydu. Bu kusursuz bilançoya rağmen biz bu verileri söyleyebiliriz. Çünkü yani iç pazar inanılmaz derecede daralacak. Evet %68'i ihracatta para kazanıyor. Şirketin ROE işleri de gayet güzel. Ama bu yüzde 40'a yakın verip 32'ye yakın verip iç pazarda daralmaya mahkum olacak gibi duruyor. Üç aşağı beş yukarı baktığımızda burada yine Coca-Cola telefon çalıyor bu arada. Acilen bakmam gerekiyor. Misafir geliyor. Gece saat 1.30. Durdu'ya baktığımızda yine Durdu'da çok güzel bir oran var. Bunları ekran görüntüsüne alın. Şurada oranlar hatta Kronta'da çok güzel bir oran olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.